Rusya'dan da çelişkili açıklamalar geliyor. Ama anladığımız bir şey var ki Rusya topraklarında Rusya'nın önemli altyapı tesisleri vuruluyor. Ki bu petrol, yani en büyük gücü Rusların. En büyük gücü bu ve bu güç ile adeta dünyaya meydan okuyor. İşte o söz konusu gücün toplandığı merkezler hedef alınıyor. Patlamalar oluyor, stratejik noktalar bunlar. Bir bakacağız. İleriki günlerde perde arkası sanki biraz aralanacak gibi. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Fakat sadece Rusya topraklarındaki patlamalarla sınırlı değil mesele. Bir ajan savaşı var, casuslar savaşı Avrupa'da. Şimdi bakınız, Putin az önce bir açıklama yaptı. Çok enteresandır. Dedi ki Ukrayna'da aralarında çok önemli Rus gazetecilerin de olduğu bir takım medya mensuplarına suikast düzenlenecekti. Yani Rus gazetecilere suikast düzenlenecekti. Bunu biz engelledik dedi. Putin bir şekilde arka planda Zelenski'yi işaret etti, suçladı. Ardından Sputnik'in iddiasına göre Rusya 40 Alman diplomatı sınır dışı etti. Yine bir takım iddialara göre Moskova yeni yeni adımlar da atmaya hazırlanıyor. Fakat yine ortaya atılan savlar ve gelen yorumlar ve haberlere bakılırsa Avrupa'da ajanlar arasında bir çatışma yaşanıyor şu anda. Biz Avrupa'da casuslar savaşını nerede görmüştük? Berlin duvarı örüldükten sonra görmüştük. Berlin duvarı örüldüğünde hem Almanya'nın doğu tarafında hem de batı tarafında, yani Federal Almanya ve Doğu Almanya arasında adeta casuslar savaşı oluyordu. Soğuk Savaş döneminde, ki filmlere bile konu olmuştur bu. Casuslar köprüsü çok çarpıcı bir yapımdır. O casus savaşları bugün adeta yeniden yaşanıyor Avrupa topraklarında. Avrupa adeta Rus ajanlarını avlıyor şu anda. Nedenine gelince. Şimdi Business Insider'ın haberine göre Ukrayna'daki savaşın ortasında Avrupa'da gizli bir savaş var. Avrupa'daki bu savaşlarsa Rus ajanlarla Avrupa Birliği arasında. Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere kıta genelinde 400'den fazla Rus diplomat biliyorsunuz sınır dışı edildi. Çok ciddi bir rakam bu. 400'den fazla diplomatı sınır dışı etti Avrupa ülkeleri. Nedeni de söz konusu bu Rus diplomatların birçoğunun Rus istihbaratçısı olduklarını düşünüyorlar. Yani FSB ajanı oldukları düşünüyorlar. Dolayısıyla da bu anlamda da sınır dışı ediliyor. Bazı mazeretler bu yönde. Fakat aslında bir kaygı var Avrupa'da. O kaygı da şu. Hatırlar mısınız? O zaman 2018'de tabii İngiltere Avrupa Birliği'ndeydi. Ondan önce 2018'de önceki yıllarda da bazı Rus muhalifler Putin tarafından hedef alınmıştı. Bir tanesi hastanede adeta saatler içerisinde, günler içerisinde eriyip gitmiş ölmüştü. Yani bilim insanları o anda doktorlar bu virüsün ne olduğunu bile algılayamamışlardı. Onu çözmeye çalışırken bir anda öldü. Ve hepsi de çok sert Putin muhalifleriydi. Dolayısıyla bir şekilde Rusların muhaliflere yönelik Avrupa'da başlattığı av Avrupa'yı her zaman tedirgin etmiş ve bir o kadar da rahatsız etmişti. Şimdi Ukrayna Savaşı ile birlikte bu daha da ayyuka çıktı, bu söz konusu kuşkular. Ve dediğim gibi 400'den fazla Rus diplomat ajan oldukları şüphesiyle ya da suçlamalarıyla sınır dışı ediliyorlar Avrupa topraklarından. Ve bir şekilde de Inside'ın iddiasına göre de, yer alan haberdeki analizlere göre de Avrupa Birliği ile Rus ajanları arasında Avrupa topraklarında inanılmaz bir savaş var. Adeta istihbarat savaşları ve bir şekilde casuslar yakalanmaya çalışılıyor. Avrupalılar tarafından analizler ve yorumlar bu şekilde.